Tekno Seyir'de Titan'ı incelemeden önce kutuyu açmamız gerekiyor. Biz de dedik ki yani şey bakalım içinden ne çıkacak. Bu kadar kutunun içinden şöyle bir şey çıkarsa çünkü tuhaf olur. CG8890. Evet. Biz daha önce incelemiştik Asus Titan ama o zamanın modeliydi. Bu en iyisi galiba. Yani. CG8890. Hadi bakalım. Bismillah. Abi sen yavaş yavaş hareket et. Şu an çok heyecanlıyım. Otomobil parası. 11 milyar mı yani? Evet, yani yerli araba, hatta ikinci el bayağı güzel bir yabancı araba alabiliyoruz. Evet, bugün Macit'in doğum günü. Aslında biz ona sürpriz yaptık. Bunu sana aldık Macit. Abi bu kalbin dayanmayacak mı? Aç bakalım. Hatta işte 11 milyardı, bozuk yoktu 15 yardı. Yani. Üstü kaldı. Evet. Ooo, aksesuar kutusu, ben alıp gideyim. Güzelmiş. Ama içinde böcek var. Böcek çıktı içinde. O kadar da yeni bir model değil galiba. Örümcek hakikaten Tayvan'dan mı geldi? Hani Muz'a binen ne vardı? Hamam böceği. Hamam böceğinden sonra Titan'a binen örümcek. Aa iyi bak, klavye varmış yanında, Türkçe. Türkçe klavye, güzel. Bilekliği de var. Bu sevdiğimiz klavyeden, sen bilirsin. İyi ya, Türkçe klavye işine sevindim. Fare mi? Bakın klavye bayağı ağır. Ya tabii şurada tabii 11 milyarlık, 11 bin liralık bilgisayardan klavye çıktı diye sevindim. İşte bir garip. Yani içinden... Oyuncu faresiyle. Ona da ses... He, yani, sonra mı? Bağlantı. Evet. O komple ses kartım aynı zamanda. Siz beni bir hafta bunları baş başa verin. O kadar. Küçük ablası. Kitapçıklar falan var. Alayım ben. Aksesuar, su var. Örümcek nereye gitti? Örümcek aşağılara doğru kaçtı. Macit, örümcek tarafından sokulup... Doğum şey olmasın bu, doğum günü. Örümcek değil, bizi sorarlar. Karanlık var. Senin evde olmasın. Kadar dur. Kadar dur. Örümcek nerede? Ben buradan dur. Bunlar sırf karton. Belki onun içine kaçmıştır galiba. Onu şöyle... Evet. Evet. Bu örtü. Şimdi çocuk burada ne yapalım? Çıkartacağız. Ders şey yapıyoruz. Şey yapın abi. Örtüsünü, siz bence örtüsüyle çıkarın. Örtüsü... Şöyle alttan tutacağız bunu. Örtüsüyle çıkarın. Evet. Ne yapalım? Kutumu senin buyur. Evet. Böyle bir unboxing de görülmemiştir yani. Çevirelim. Evet. Düşündüğüm kadar büyük çıkmadı. Bana yazılıyor, açılıyor mu, açılıyor mu? Tabii, bu biraz sonra açılacağı yani. Overclock yaptığın zaman açıyor kanatlarını. Soğutmalar çıkıyor ekstra. Allah Allah. Evet. Yapmazsam? Yapmazsam bir şey yok. Şu ön kapak. Kapaklar hepsi açılıyor abi. Optik sürücüler falan altında. Tabii. Sen daha önce incelediğimizde çok benziyor ama işte bunun yandan açılma ekstrası var. Ya aslında sana bir şey söyleyeyim mi? Bunun içinde normal bir bilgisayar kasası var. Evet. Bu plastiklerin hepsi giydirilmiş üzerine. Evet. Hani şu plastiklerin hepsini ayıklarsak bir tanesi kendi halinde... Asus ta 951 çıkıyor 10 yıl önce. Aynen. Yani kendi halinde bir kasa çıkacak gibi gözüküyor. Fakat çok esaslı bir ses kartı görüyorum. Anakartın üzerinde ses olduğu halde hani altın kapatma şartlar falan. Üçgenler şu anda. Yani bunun içindeki her şey Asus'un elindekinin en yüksek. Evet. CG8890 bu. Bu evet. Hadi bağlayalım. Ben de bunu, evet, tanışmıştım bunu fuarda. Computex'te. Şimdi Türkiye. Evet, şimdi Türkiye'de. Çok az adette geldi. Maskot. Hazır bu kadar oyun varken tam zamanında evet, geldi. Bu haftayı zaten biz oyun haftası ilan ettik. Evet. Hepsinde bununla oynayacağız ki. Görevde tam görelim maddelerini. Kesinlikle öyle yapmış olalım. Evet. Evet hadi bakalım. Evet, şimdi başka yapacak bir şey yok. Gerekliliğini vermek lazım. Bunun tabii 11 milyarlık aletin içinden tabii bir monitör falan da çıkmıyor. Sen alacaksın bunu. Ya o 11 bin liralık bilgisayar tabii insan yani başka şeyler bekliyor ne bileyim hani monitör de çıksın ya da... Evet. Gerçi kendi kendine bir anda kurulsun, geçsin. İyi bir pazarlık yaparsan monitörü hediye edebilir. Yani 11 bin lira ne demek yani? Evet. 500 liralık monitörü de hediye eder bence. Klavye mouse gelmiş. Bakalım işletim sistemi falan 64 bitti de Windows 7.8 bu 7'dir. Bence 7 çıkacak. Bakalım abi. Türkçe ama mi? Ben şimdi bunu gördükten sonra şurada oturup Asus G75 ile oyun oynayamam ya bir yer önecek. Değil mi? Bir de frame rate'leri falan görünce evet, daha kötü şey olacaksın. Bulanma göreceksin. Hadi bir an önce o zaman tamam, çalıştıralım. Evet. İncelemede de görüşeceğiz. Evet. Görüşmek üzere.